Mansur Yavaş'ın önceki hafta yaptığı iki açıklama çok konuşuldu. Ve dün siz onunla da konuştunuz. Evet. Bize bunu bir anlatır mısınız? Mansur Yavaş hiç tarzı olmadığı şekilde, daha da önümüzde uzun da bir zaman var. Ama bir şey söylemek durumunda kaldı. Ne yapıyor? Onu bir anlatır mısınız bize? Mansur Yavaş cephesine. Şöyle söyleyeyim, yoruma başlamadan önce ben de siz nasıl şu anda gazeteci kimliğinizde fair play çerçevesinde bu durumu anlatmak zorundasınız. Ben de bundan sonraki sonuçta profesyonel olarak bir kurumu bıraktıktan sonra gazeteci ve siyaset bilimci kimliğimle bu yorumlarda bulunuyorum. Artık yani ben de bu oyunun içerisinde tarafsız kalmak durumundayım. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi de bu Ekrem İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi ve diğer belli başarılı belediye başkanları gibi bir yapıyı bir arada tutabilirse o zaman hakikaten bu ülkenin uzun yıllar yönetilmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ben uzun süre sonra, yani malumunuz sizde de biraz kaderdaşız o durumda, 1,5 ay önce annemi kaybetmiştim. Sizin de tekrar başınız sağ olsun. Birbirine çok yakın tarihlerde birbirimizi aradık, başsağlığı diledik, sarıldık. Annelerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin tekrardan. Ben uzun süre sonra Sayın Mansur Yavaş'la Taziye Evi'nde görüştüm. Yani işten ayrıldıktan sonra ilk kez Taziye Evi'nde görüştük. Telefonla da ilk kez o gün görüşmüştük. Daha sonra da o Taziye Evi ziyaretinden sonra da hiç görüşmemiştik. Ancak dün bu yayına katılacağım kesinleştikten sonra Sayın Mansur Yavaş'ı aradım ve birkaç görüş aldım. Biraz da böyle uzun sürdüğü için de not haline getirdim. Lütfen. Birincisi şunu söylüyor. Arkadaşlar, bu açıklamalar yeni. Doğrudan Mansur Yavaş'tan alındığı için hani haber değeri de taşıyor. Ben de ilk defa sizlerle de duyacağım ama altyazılara falan da verelim. Ben de takip edeyim. Tabii ki. Şunu söylüyor Sayın Mansur Yavaş. Belediyede mi görüştünüz? Hayır, telefonla görüştük. Telefonla görüştük. Telefondan bilgi aldım. Ekonomi başta olmak üzere sağlık, eğitim, mülteci sorunu, aile politikaları, sosyal adaletsizlikler gibi birçok alanda ülkemizde büyük sorunlar yaşanıyorken her akşam CHP'nin adayı kim olacak tartışmaları yaşanmasını doğru bulmuyorum. Buranın altını çiziyorum şimdi. Bu konu benim açımdan şu anda kapandı. Konuşulacağı gün gelene kadar sadece Ankara halkına hizmet etmeye odaklı olacağız. Şimdi bu önemli. Şöyle, şimdi geçen hafta itibariyle peş peşe yaptığı açıklamalarla birlikte aslında ben diyor partim aday gösterirse adaylığa hazırım ve muhakkak kazanırım diyor. Bu aslında daha ortada seçim yokken Mansur Yavaş'ın hani yapmadığı tarzda bir şeydi. Ama buna ihtiyaç duydu belli ki. Fakat tartışmalar oldu. O kamuoyuna bu görüşünü, yani ben adayım diyor, partim aday gösterirse. Nitekim CHP lideri Özgür Özel'e bunu sordular, o da 3 madde halinde bu açıklamayı uygun bulduğunu. Hani parti disipliniyle de bağdaşır bulduğunu ama bu konunun kapandığını da söylüyordu. Demek ki Mansur Yavaş diyor ki artık bugün itibariyle bunu kapatıyor. Bu konuyu günü gelene kadar, bu konunun konuşulacağı gün gelene kadar kapattık diyor. Tamam. Artık bu konu... Bir daha bu konuya girmeyecek o girmeyecek zaman. Girmeyecek muhtemelen diyor, öyle dedi çünkü. Devamında da kurultaydaki çıkışımda özünde bu fitne ateşinin sönmesi için yapılan bir çağrıydı. Neydi kurultaydaki çıkış? Malum hani İmamoğlu konuşmuştu. Evet, hani bana son dakika bir saat önce haber verildi. Hani bunların daha kurumsal bir yapıda yapılması daha doğru olurdu gibi bir çıkıştı. Bu böyle olunca fitne ateşine odun atıyor gibi oluyoruz diye bir çıkış yapmıştı. Dikkat ediyorsanız programın başında net bir insan dedim. Nerede olduğunun önemi yoktur onun için. Hani duygularını çok ifade eder doğrudan. Aslında bu siyaset tarzı da tuttu biraz halk nezdinde. İlk başta alışmakta zorlanıyordu bazı kesimler ama orada da mikrofonda söyledi. Burada tweet attı. Tweet attığı kişi 30 yıllık arkadaşıydı. Mikrofonda konuştuğu kişi işte Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarının genel başkanının olduğu bir ortamdı. Ama o netlikten vazgeçmiyor. Öyle bir tarzı var. Devam ediyorum. Eğer benim çevremden, işte bu aslında bu tweetle ilgili, benim çevremden de istemeyerek de olsa yanlış hareket eden olursa derhal müdahale ediyorum. Farklı bir siyaset anlayışım var. Her şeyi halkın gözünün önünde ve şeffaf bir biçimde yaşamayı seviniyorum. Benim yakınım da yapsa, başka biri de yapsa bu değişmeyecek. Bu konuda yaptığım paylaşımı eleştirenler elbet bu siyaset tarzına da alışacak.